Sevgili seyirciler, Hayat Sağlıklı Güzel'de konuğumuz operatör doktor Nuh Gümüştekin. Nuh Bey, üroloji ve kadın doğum hastalıkları uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ayağınıza sağlık. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne konuşacağız bugün? Ne konuşacağız? Bugün herhalde genital estetik konuşacağız. Zamanımız kalsa da biraz idrar kaçırmaya sonra değineceğiz. Tamam. Peki genital estetik nedir peki bilmeyenler için? Tabii genital estetik son yıllarda artan bir trendi var. Tabii genital estetik aslında hem kadın hem de erkek genital bölgesinde yapılan bir dizi operasyonuna topyekun biz genital estetik diyoruz. Son yıllarda artan bir trend var dedim. Çünkü özellikle dijital basının gelişmesi, sosyal medyanın gelişmesi, aynı zamanda artık insanların kıyaslayarak, kendi başka insanlara karşılaştırarak bir sonuca varma olgusu artık oturduğu için genital estetik de son yıllarda artık ciddi şekilde ortaya çıkan bir estetik tablosu. Genital estetiğin diğer estetiklerde ayıran en büyük fark şu: sadece estetik yönü yok, sadece kozmetik yönü yok. Genital estetik hem işlevsel olarak çok önem arz ediyor, hem estetik olarak önem arz ediyor. Çünkü doğru teknikte, doğru yerde ve doğru hasta grubuna yapıldığı zaman hastanın ciddi şekilde hem sosyolojik, hem psikolojik, hem cinsel olarak, hem hijyenik olarak ciddi şekilde hastanın yaşam konforuna ciddi bir katkımız oluyor. Peki siz hem ürologsunuz hem kadın doğum uzmanı. O yüzden herhalde konu hakkında... Tabii şimdi genital estetik konusu da daha çok ihtisastan sonra işte bireysel uğraşlarla işte Avrupa'da veya işte Türkiye'de bu konuda yetkin arkadaşların yanında veya değişik kurslarda öğrenilen bir olay. Sadece kozmetik olarak düşünmüyoruz. Estetik, güzellik bakımına bize gelmiyorlar. Bunların çoğu özgüven eksikliği olan veya ciddi şekilde psikolojik problemi olan veya ciddi özellikle evli bayanlarda ciddi şekilde eşler arasında sorun olan çiftlerdir. Veya özellikle labioplasti yani küçük dudak estetiğinde genç yaşta evli çağında olup da ciddi şekilde özgüven eksikliğin ortaya çıkardığı tabloda evlilikten korkan veya partnerinden utanan bir hasta grubu var. Bu nedenle biraz da daha özen gerektiren bir estetik grubu. Biz bunlara yaklaşırken de anatomik olarak da tabii hem o bölgenin hem üroloji ilgilendiren kısımlar var, hem kadın doğumu ilgilendiren kısımlar var. O bölge özellikle hem sonuçta o bölgede hem mesane var, idrar torbası var, hem kalın bağırsağın son kısmı var, hem de genital organlar var. Şimdi oraya yaptığımız estetikte çok hassas davranmamız lazım. Oranın bölgesel anatomisine çok hakim olmamız lazım ki en azından hastaya ciddi şekilde yara verirken bir zararımız olmasın. Evet, yıllar önce bir televizyon programı izlemiştim. Genital estetiğin bu kadar çok popülerize olmasından sonra bu olayı hekimlerle, işte bunu talep eden kişilerle bayağı işte röportajlar, konuşmalar yapılmış. Çok ilginç tabii, talep çok fazla. Birçoğu ofis koşullarında yapılıyor. Birebir ameliyat uygulamaları, hastalarla görüşmelerinden bahsediyordu. Hatta bir plastik sanatlarla uğraşan bir kişinin bir koleksiyonu var. Genital bölge kalıbını alarak. Bende var hocam o. Evet, onun şeyini. Yok, binlerce baskı. Sunumunu yapmış ve orada insanlara şunun mesajını veriyordu açıkçası. Yani herkesin genital organı 3 aşağı 5 yukarı birbirinden ufak tefek farklılıklar gösteriyor. Yani birebir, hani dedik ya, oradan örnek alınıyor, buradan örnek alınıyor. Esasında çok da böyle belli kalıplara sokmak doğru değil ama bahsettiğiniz gibi yani estetin yanında fonksiyonellik, evet, hatta belki sağlık, hijyen açısından bile bu uygulamalar çok önemli. Doğru endikasyonlar, doğru muayene ve doğru cerrahi planlamalar çok önemli. Peki bu ön görüşmelerde nelere dikkat ediyorsunuz, neler görüşüyorsunuz hastalarınızla? Tabii burada şimdi şu, eğer her ne kadar işte operasyon hastanın istemi doğrultusunda da bize başvurular olsa da mutlaka önce detaylı bir inceleme yapıyoruz. Hastayı iyi sorguluyoruz. Niye bize geldi? Biz hastanın yaşamına ne katacağız? Sonuçta hasta bize gelirken en büyük sorun neydi? Burada hedefleri mutlaka
ölçülebilecek veya ulaşacağımız noktayı mutlaka hasta söylüyoruz. Yani afaki hedefleri, abartılı sonuçları mutlaka gözünde bulundurarak hastayı doğru yönlendirmeye çalışıyoruz. Burada hastayı yanıltıcı veya hastayı yüksek bir beklentiye koymamaya çalışıyoruz. Çünkü sonuçta genital estetik operasyona gelen hastalarımız ciddi bölümde, daha önce de söyledim, psikolojik faktörler var, psikolojik sıkıntılar var, özgüven eksikliği var, ailesel problemler var. Tabii bunları düzeltmeye çalışırken de biz ne yapacağız? Burada hastanın operasyondan sonra hastanın yaşamına nasıl bir değişiklik yapacağız? Öncelikle hem anketle hem de değişik sorularla bunu paylaşıyoruz. Çünkü eğer alabildiğinde abartılı bir tablo ortaya çıkarsak, operasyon sonucu bir defa hastanın psikolojisi daha da kötüleşiyor. Bu nedenle bizim hastanın özellikle hem fiziki muayene, hem ruhsal, hem de hastanın yaşam konforuna yönelik olarak nasıl bir katkı sunacağımızı önce de hastayla paylaşıyoruz tabii burada. Evet. Bu tabii bununla ilgili soracak soruları da pek fazla bilmiyorum ama mesela nasıl bir hazırlık aşaması var? Hangi merkezlerde, hangi doktor ve hastanelere gidiliyor ve bunun seçimini nasıl yapıyor insanlar? Yani burada şu zaten internet iletişim zaten. Yapıyor diyorsunuz. Evet zaten, ama tabii burada şimdi çok önemli değil mi? Yani mutlaka biraz merkezler artık son yıllarda şu anda hani Amerika'da yapılan veya dünyada yapılan araştırma estetik operasyonları içerisinde en çok talep gören, yani trend olarak en çok talep gören genital estetik operasyonlarıdır. Fakat uzmanlık aşamasında çok öğretilen veya yapılan operasyon olmadığı için az kişi yapıyor. Evet, daha çok işte bu konuda spesifikleşen, anatomiye hakimiyeti olan ve gerçekten de doğru hasta yapmak lazım. Yani doğru hasta grubuna yapmak lazım. Yani her gelen işte ben estetik operasyon, genital estetik operasyon olacağım diyen her hastayı kabul etmiyoruz zaten burada. Bizim sonuçta burada değil mi ya, sadece estetik değil, bizim işlevsel olarak, fonksiyon olarak hastanın hayatını nasıl etkileyebileceğiz? Hastayı hayata nasıl hazırlayabileceğiz? Bu bizim çok önemli. Bu nedenle hasta doğru yere gitmesi lazım. Yani ben eskide çok ofis şartlarında hastanın işte operasyon geçirmesini çok uygun görmüyorum. Özellikle geçen ameliyat olacaksa, yani herhangi bir operasyon geçecekse cerrahi olarak mutlaka en az da anestezinin olduğu, anestezi uzmanının olduğu koşullar çok önemli. Çünkü bazen binde bir komplikasyon bile ciddi şekilde çok etkiliyor bizi. Ama bunun dışında son yıllarda özellikle genital estetikte kullandığımız lazer varsa, işte lazer uygulamaları, yani cerrahi dışı bir iş yapacaksak ofis koşulları olabilir. Çünkü biz özellikle son yıllarda lazer teknolojisi çok gelişti ve bir sürü arkadaş ofislerinde lazer de kullanıyor. Bunlar tabii ki hem ağrısız, özellikle ameliyat şartlarında korkan, anesteziden korkan bir hasta grubu var. Ve tabii ki lazeri de her hasta yapmıyoruz biz burada. Lazer uygun hasta grubuna yapıyoruz. Çünkü lazer eğer hastanın organ deformitesi yoksa, yani hasta çok doğum yapmamışsa veya vajinal genişlemesi çok fazla değilse, yani hasta lazerden ciddi şekilde fayda görecekse biz o hasta grubuna lazer yapıyoruz ki bunlar ofis şartlarda oluyor. Ama ciddi bir cerrahi operasyon geçirecekse biz genelde daha çok ameliyathane koşullarını öngörüyoruz. Plastik cerrahide de vajinal estetikte artık çok yoğun uğraşı alanları var. Bunu anlatırsak neler yapılıyor? Tabii, yani bir özet bilgi verelim. Yani günümüzde hangi şikayetler giderilebiliyor? Evet. Hastaların hangi beklentilerine yani faydamız çok, oluyor? Yani daha çok genital estetik deyince şu anda aklımıza gelen veya toplumun en çok da talep gören vajinoplasti, yani vajinal daraltma operasyonları ve küçük duyar estetiği, yani labioplasti. Özellikle labioplasti daha çok genç hasta grubu bize başvuruyor. Çünkü özellikle ya çoğunlukla doğuştan veya daha sonra özellikle enfeksiyonlardan veya kronik iritasyondan kaynaklanan işte küçük dudakların uzaması, sarkması, koyulaşması, kötü bir görünüm elde etmesi. Bu hem hastanın özellikle sosyal olarak çok etkiliyor. Çünkü bu hastanın çoğu bikini giyemiyorlar, darkot giyemiyorlar. Biz bunlara daha çok hem işte sarkan, uzayan küçük dudaklara daha çok estetik bir görünüm kazandırıp bu anormalitenin hastanın yaşamına kattığı negatifliği ortadan kaldırma amacımız var. Bunun dışında özellikle doğum yapan veya konektif doku hastalığına bağlı olan ciddi bir vajinal genişlemesi olup da bunun dışında buna beraber aynı zamanda
idrar kaçıran bir hasta grubumuz var. Bu daha çok ileri hasta, ileri yaş hasta grubumuz. Aynı zamanda yine büyük dudaklarda ciddi şekilde büyüklük varsa veya koyuluk varsa, dış genital düzeyde renk açma operasyonu bu son yıllarda çok revaç gören bir şey. Aynı zamanda cinsel disfonksiyon dediğimiz ağırlı cinsel şikayetleri varsa hastanın, buna yönelik operasyonlar yapıyoruz. Ama en çok şu anda bize başvuran hasta grubu daha çok küçük dudak estetiği, labioplasti ve vajinoplasti operasyonları. Bu idrar kaçırma durumu hastalarda, genellikle ileri yaşlarda ya da doğum sonrası bazı kadınlarda hayatlarında çok büyük zorluklara yol açıyor. Çoğu kişi, ben de bunu uzmanlarımız buraya geldi sohbet ettiğimiz hiç bunu tabii düşünmemiştim ama evden bile çıkmamayı tercih eden kişiler var yaşadıkları sıkıntılar yüzünden. Yani, ne gibi zorluklar yaşıyorlar ve siz ne yapıyorsunuz? Gerçekten 60 yaş üzeri hastaların %50'si çok fazla idrar kaçırıyor. Ve özellikle bu kadınlarımız ciddi şekilde sosyal hayatları yok. Bir toplantıya gidemiyorlar, işte bir arkadaş toplantısına gidemiyorlar. Ciddi şekilde hayat konforları çok bozuk bunların. Yani özellikle yaşlıysa evde gelinlere kavga olur. En büyük problem koku problemi. Çünkü idrar kaçırma operasyonu iki çeşidi var zaten özellikle bizim dediğimiz bir daha çok sıkışma tipi, yani özellikle mesane ile beyin arasındaki kontrolün bozulmasına bağlı. Bu daha çok ileri yaşlarda işte Alzheimer, multiple skleroz, nörolojik hastalıklara veya burada tabii ki temel mekanizma şu, idrar torbasının kasılması sonuçta beyindeki kontrollerin denetimi dedim. O kontrol bozduğu zaman kendi kendine kasılıyor ve hasta yerine kalkıp tuvalete gidene kadar kendi kendine kaçırıyor bu hasta grubu. Tabii bunlar daha çok davranışsal tedaviler veya antikolinerjik ilaçlar yapıyor. Bir de bir hasta grubu var, genç hasta grubu. Bu da daha çok özellikle çok doğumlara bağlı veya konektif doku hastalıklarına bağlı, mesanenin aşağı doğru sarkması ve özellikle mesane dışarı bağlayan üretra dediğimiz borundaki anormallikle ve etrafındaki destek dokunun bozulmasına bağlı olarak bunlar da özellikle karın içi basıncının artmasına bağlı olarak işte aksırınca, öksürünce, gülünce kaç tane mesela grubumuz var. Bunlar operasyondan çok ciddi şekilde fayda görüyorlar. Çünkü bunlar günübirlik operasyonlar. 10 dakikada o hasta oluyor. Uygunsa tabii. Uygun hasta grubuna yapmak lazım. Yoksa özellikle sıkışma tipi hasta grubuna yaptığınız zaman tam tersi oluyor. Bu da hastalar daha çok kaçırıyorlar. Bu hasta grubu bir yıl sonra genellikle yani operasyon normal hasta grubuna yapmışsak yani endikasyona uygun vermişse %90 hasta fayda görüyor. Bir yıl sonra bu %80'e iniyor. İşte 10 yıl takip etmiş hastalar var şu anda. %70-80 bir başarısı var şu anda. O konuda çok ciddi bir eskide hep şey derlerdi kadınlarımız. Nasıl işte yaşlanma artık benim idrar kaçırmam normal bir şey. Ama kaçınılmaz son gibi belki görüyorlardı. Tedavisi de artık eskiden herhalde çok daha sıkıntılıydı benim bildiğim kadarıyla. Çok hakim olduğum bir konu değil evet, ama şimdi başarı cerrahisi gelişti. Yüksek. Yani meç cerrahisi gelişti. Bu meç dediğimiz işte özellikle hamak tarzında kumaşa benzer meçler var. Orada özellikle üretra etrafında bir destek dokusu oluşturuluyor. O destek dokusuyla daha sonra fibroz dokuya dönüşüyor. Orada kaybolan desteği tekrar yerine sağlıyoruz. Doğru hasta grubu için çok ciddi bir şey. O meşe bağlı bir risk oluyor mu? Bir komplikasyon evet, oluyor mu? Evet, komplikasyonlar oluyor. Bazen meç reaksiyonları olabiliyor. Ondan sonra zor işte komplikasyona bağlı olarak eğer doğru meç iyileştirmemişsek, eğer oradaki sıkışmayı doğru ayıramadığımız zaman çıkartmış hastalar var. Bu doğal tabii tüm cerrahi operasyonlarda olduğu gibi. Burada şey mi? Yani şu anda idrar inkontinansında bu rutin artık dünyada kabul görmüş mesh cerrahisi midir şu anda? Tabii daha önce şimdi son 2 yıla kadar mesh çok bir sürü şeyde kullanılıyordu işte. Prolapsta kullanıyordu. Ondan sonra çok bir sürü vajinal operasyonda kullanıyordu. Ama son 2 yıldır bir gün Dünya Sağlık Örgütü'nün de FDA'nın de önerdiği şu anda şu. Özellikle mesh tüm cerrahi operasyonlar için olur vermiyor. Sadece inkontinans cerrahisi için olur veriyor. Çünkü bazı problemler çıktı, komplikasyonlar çıktı. Özellikle vajinal operasyonlar çok ciddi çekti. Sonra hastanın yaşam konforu etkilendi. Çok ciddi işte ağrılar oluştu, şu oldu, bu oldu. Şu anda özellikle
Dünya Sağlık Örgütü ve FDA'nin şu anda onayladığı tek şey şu anda inkontinans yarasında meşiş yapılıyor. Peki o eriyebilir meşlerden mi kullanıyorsunuz şey mi? Evet evet tabii şunu da evet. Bir süre sonra. Evet eriyebiliyor mi? Fakat tabii ki oradaki asıl mekanizma şu. Orada bir iyileşme dokusu iyileşme oluşuyor. Dokusu, fibroz evet, oluşuyor. Fibroz o şekilde evet. Destek sağlıyor. Birçok şeyde tek olmadıklarını anlamada da yardımcı evet. Oluyor. Yani sosyal medya sadece o sizin bahsettiğiniz evet. Kıyaslamadan öte problemlerinin de tek olmadıklarını bununla ilgili evet. Sayısız kişi ve buna müdahale eden yerlerin, hekimlerin olduğunu bilmek insanları rahatlatıyordur herhalde. Aynı zamanda şu var yani değil mi ya çok ciddi bir ailesel problemler oluyordu. Ama şu anda Türkiye'de de idrak kaçırma gerçekten tedavisi ve cerrahisi şu anda iyi bir noktada. Evet peki kadınlarımızın tabii daha şey ne yapmaları veya kaç yaşından sonra belki bunu kontrol altında tutmak ya da ilk sinyaller ne kadar ciddi alınmalı bunun yaşla ilgili gelen bir şey olduğunu düşünüp önemsemeyebilirler ama yani hani ayda bir, haftada bir ne zamandan sonra böyle şeyler yaşamaya başladıklarında bir doktora gitmeli ve müdahale ettirmeliler. Yani tabii şimdi şu var. Hiç olmayacak diye bir şey çok evet, az insanda evet, kesinlikle herhalde. Özellikle zaten idrak kaçırma hem bir hastalık hem de aslında bir sürü hastalığın ortak bir bulgusu. Değil mi daha önce? Basit bir sistit de idrar yolu enfeksiyonu da idrak kaçırmaya yol açabilir. İşte ileri yaşta multiple skleroz, Alzheimer, felçli durumlarda bir sürü hasta idrak kaçırabilir. Yani bir sürü hasta grubunun ortak bulgusu. Bazı şeyler hastanın elinde, bazı şeyler değil. En büyük hastalardan istediğimiz şu, kiloluysa hasta kilo versin. Bir sürü hastamız var, kilo verdiğimiz zaman idrar kaçma şikayetleri yarıya iniyor. Sonuçta kilo, karın içi basıncını artırıyor. Yarıya mı iniyor, yarı yarıya yok mu oluyor? Yok oluyor. Hı. Fazla kilo karın içi basıncını artırıyor, karın içi basıncına bağlı olarak mesane basıncı artıyor. Böylece stres tipi. Kaçırma çok fazlalaşıyor. Bu nedenle ilk başta benim istediğim kilo. İkincisi hasta ciddi şekilde hijyene çok dikkat edecek. Eğer fazla doğumu varsa hastanın yani ilk başta idrar kaçması varsa mutlaka önce bir doktora gitmesi lazım. Yani bazı hastalar soruyoruz idrar kaçıyor musun? Yok ya işte ara sıra. Yani hep böyle geçiştirmeli cevaplar. Evet. Ve hastalarımızın ciddi bir bölümü bunlar. İdrar şikayetler çok ciddi artıyorsa veya yaşam konforları çok bozuluyorsa bize başvuruyorlar. İlk başta bize başvuran hasta grubu çok az zaten. Özellikle bir bağ doku hastalığı varsa ailede ve sürekli ayakta kalıyorsa hasta ve daha önce zor doğum yapmışsa, çok doğumdan öte zor doğum yapmışsa bu hasta grubu çok önemli. Mutlaka doktora başvurması lazım. Yine sıkışma titri dediğimiz daha önce olmayan bir idrar kaçma problemi varsa veya bir hastalıktan dolayı eğer idrar kaçma şikayeti ortaya çıkmışsa yine mutlaka doktora başvurması lazım. Evet. Yani bunu hasta bunu özellikle hem hastalık hem de sosyal hayatın bir parçası olarak görmesi lazım. Rektal prolapsuslarda görülüyor değil mi? Zor doğumlardan sonra hocam evet. İdrar kaçağında. Onlarda yaklaşımınız nedir ya da bulguları nedir? Yani, sıklığı nedir? Özellikle daha çok epizoni açılma işi veya işte ebelerin yaptığı doğumlarda bu çok gözükebiliyor. Yine eğer takip iyi yapılmamışsa, yani bizim özellikle 4 kilo ve üstündeki doğumlarda en çok problem yaşıyoruz. Yani hasta düzenli takiplere gitmemiştir. İşte sancılar gelmiştir, doğumhane gelmiştir. O anda artık plansız bir doğum gerçekleşiyor. Biz burada acil olarak kadın doğumcu olarak yapmamız gerekeni yapıyoruz ama mutlaka gene cerrahi konsültasyonu istiyoruz yani prolapsuslarda. Radyo frekans, PRP gibi başka şeylerde tabii, kullanıyorsunuz şimdi galiba artık, müdahalelerde. Amerikalılar çok kullanıyoruz. İdrak kaçma da çok kullanıyor PRP'yi. Şimdi biz Türkiye'de daha önce hep plastik cerrahi abilerimiz kullandılar, meslektaşlarımız kullandılar. Tam sonuçta PRP son zamanlarda özellikle idrak kaçırma şikayeti olan hastalarda sonuçta PRP'nin etkisi ortada. Bu arada growth faktörler ortaya çıkıyor. Orada kolajeni stimüle ediyor veya fibroblastları uyarıyor. İdrar kaçırma şikayeti olan hastalarda bazen lazerle biz kombine ediyoruz. Hem idrar kaçırmada hem de vajinal daraltmada kullanıyoruz. PRP son 3-4 yıldır özellikle Türkiye'de biz çok ciddi kullanıyoruz. Özellikle genital kuruluk varsa, özellikle menopoz hastaları da genital kuruluk varsa ve bu hasta grubunda da özellikle memeli ilgili şikayetleri varsa, daha önce meme kanseri öyküsü varsa veya ailede meme kanseri öyküsü varsa biz bunlara hormon kullanmadığımız için daha çok bunlarda PRP ve lazer kullanıyoruz. Hem özellikle kronik akıntılarda da yine lazer çok tercih etmiş bir yöntem.
PRP'yi de özellikle hem vajinal yenileme, hücresel yenileme, hem de bazen dış genital bölgede renk açmada, büyük dudak sıklaşmada kullandığımız bir yöntem. PRP, evet, yani birçok alanda artık kullanılır hale geldi. Hemen hemen her branş kullanıyor. Gerçekten de etkili bir yöntem. Yani o trombositlerin içindeki growth faktörlerin sağladığı faydalar kaçınılmaz. Şu önemli, genital estetikte doğru hasta grubu çok önemli. Yani sonuçta özellikle genital, hocamız da belki takdir eder. Genital estetik operasyonları yapıldıktan sonra ergenekte komplikasyon geliştiği zaman bayağı problem yaşıyoruz. Onu tekrar düzeltmek veya tekrar eski haline getirmek çok zor. Nu hocam, genital estetik ameliyatları sonrası ya da işte bir takım uygulamalar sonrasında herhangi bir komplikasyon ya da bir riski var mıdır? Şu sorulabilir, yani doğum yapıldığı zaman tekrar bozulma ya da deformasyon ya da doğuma engel bir tablo oluşuyor mu? Doğumdan sonra özellikle organ deformitesi gelişen hasta grubunu yapıyoruz. Burada püf nokta şu, daraltmayı doğru ve yeterli kadar yapmak. Ne çok ciddi şekilde eski bollaşmayı andıran bir yapı ortaya koymak, ne de çok daraltmak. Burada çok cerrahın gerçekten kabiliyeti çok önemli. Doğru ve hastanın hayat kalitesine katacağı farklı bakımda bu çok önemli. Özellikle labioplastik küçük dudak estetiği isteyen hasta grubu şu konuda en çok kaygıları var. Acaba nasıl olacak? Burada tabii cerrahın yine deneyimi çok önemli. Doğru planda ve doğru teknikle yapıldığı zaman bu hastalarımıza o kadar kaygılamalara gerek yok. Çünkü gerçekten hem hastanın sosyal yapısına hem psikolojik yapısına ve bu hasta grubu ciddi şekilde özgüvenlerini geri kazanıyorlar. Özellikle ve ulaşabileceğimiz noktaya da önce hastayla paylaşıyoruz. Hem görsel olarak paylaşıyoruz hem de hastanın sosyal hayatının nasıl değişebileceğini biz hastaya anlatıyoruz. Bu konuda problem yok. Riski var mı hocam? Bir yok, ciddi bir riski yok. Tabii tüm operasyonlarda olduğu gibi. İşte ama çok nadir yani. Nadir tabii. Çok ciddi, tabii büyük operasyonlar değil bunlar aslında. Hı-hı. Biz her meslektaşımız yapabileceğiz operasyonlar. Fakat biraz daha hassasiyet gerektiren, daha çok özen gerektiren. Sonuçta her cerrahi operasyonu olduğu gibi yine enfeksiyon gelişebiliyor bu hasta grubunda. İşte dikişlere bazen açılabilir, kanayabilir. Tabii biz hasta 4-5 gün önerilerle hastayı taburcu ediyor zaten. Nasıl yaşaması lazım, nasıl giyinmesi lazım, neye dikkat etmesi lazım. Bunu hasta şey yaptığı zaman pek hastalara ciddi bir sıkıntı olmuyor. Doğumla alakalı evet, doğumla vardı. Tabii ki yani labioplasti pek etkilemiyor tabii. Genç, ama daha önce eğer gerçekten vajinoplasti yaptığımız hasta tekrar doğum yaptığı zaman tabii ki ameliyat sonucu tekrar bir bollaşma yaşıyor. Evet. Tekrar bir sarkma oluyor. Yine bunlara ama ya, doğuma engel bir değil, şey değil, oluşturmuyor. Hayır, değil. Fakat vajinoplasti yaptığımız hasta evet ben tekrar doğum yapmak istiyorum dediği zaman biz tabii buna engel olamayız ama evet. Doğum sonrası tekrar bir muayene geliyor ve bu hastalarda bollaşmanın, genişlemenin tekrar olduğunu görüyoruz. Peki çok teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Ayağınıza sağlık. Hayat Sağlıklı Güzel'de bir programın daha sonuna geldik. Uzmanlarımıza, doktorlarımıza tüm merak ettiklerimizi sorduk. Siz de her zaman sorularınızı bize sosyal medya üzerinden, Instagram üzerinden sorarak gönderebilirsiniz. Ve hocam bir programın daha Hayat sonuna geldik. Hayat Sağlıklı Güzel bitti ama ben sabırsızlıkla yarını bekliyorum. Peki. Hayat Sağlıklı Güzel. O zaman ne diyoruz? Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Hoşça kalın.